Değerli izleyicilerimiz merhaba. Kayseri Araştırma Enstitüsü'nce hazırlanan Tarım Günlüğü programı ile Vuslat TV ekranlarında sizlerleyiz. Her hafta güncel konularla karşınızda olmaya çalışıyoruz ve bu hafta da aslında Kayseri'de hasat, kükürtlenme ve kurutma konularını konuşmak istemiştik. Ancak henüz enstitümüz arazilerinde kayısımız olgunlaşmadığı için bu konuları daha sonraki programlarımızda konuşmak üzere ertelemiş bulunuyoruz. Bu hafta enstitümüzün geliştirdiği yeni ürünleri sizlerle tanıştırmak, aynı zamanda enstitümüz gıda ve teknoloji bölümünün çalışmalarından sizlere bahsetmek üzere Gıda ve Teknolojileri Bölüm Başkanımız Sayın Belgin Çelik konuğum. Belgin Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Belgin Hanım Gıda ve Teknoloji Bölüm Başkanısınız. Öncelikle bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunuyum. 88 yılı. 94 yılından beri de enstitümüzde kimyager olarak çalışmaktayım. 2019 yılından itibaren de Gıda Bölüm Başkanlığını sürdürüyorum. Yüksek lisansınızı yaptınız. Yüksek lisansımı yaptım. Yine İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bilim Dalı'nda. Konumuz neydi Belgin Hanım? Yüksek lisans konumuz neydi? Konumuz kuru kayısılarda aflatoksin içeriğinin belirlenmesi, metot geliştirme üzerine bir çalışmaydı. Bu kuru meyve ürünlerinden çok rastlanan bir konu biliyorsunuz. Oldukça önemliydi. Sonuç ne çıkmıştı? Sonuç o zamanki hani analiz imkanlarıyla kükürtlü kuru kayısılarda böyle bir sorun yoktu. Ama gün kurusu kayısılar potansiyel taşıyordu. Bakın Hanım şimdi kendinize bahsettikten sonra birazcık da bölümümüzle ilgili sorumluluklarınızda, görevlerinizden biraz bize bahsedebilir misiniz? Evet. Bölümümüz Kayısı Araştırma Enstitüsü amaç, hedef ve ilkeleri doğrultusunda başta kayısı olmak üzere yöremizde yetiştirilen diğer meyvelerden yüksek kalitede yeni ürün, metot ve teknoloji geliştirme konularında araştırma projeleri hazırlamak, uygulamak, sonuçlandırmak, uygulamaya aktarmak ile sorumlu ve görevli bir bölüm. Ayrıca ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan kaliteli ve güvenilir gıda ürünlerine erişebilirliği sağlamakta yine sorumluluğumuz ve görevimiz. O zaman şöyle özetleyelim bu söylediklerinizi. Bölümümüz diğer bölümlerimizde olduğu gibi bir proje geliştirme. Evet. Bu projenin sonuçlarını yayma. Ama tabii projeyi geliştirirken de mutlaka ortada bir sorun. Ve bu sorunlara tabii çözüm önerisi. Evet. Ama daha da önemlisi herhalde ülkemizin hatta dünyanın en önemli şeylerden bir tanesi. Kaliteli ve güvenilir gıda herhalde en önemli konumuzu icra ediyor ki bölümümüzde bununla ilgili. Ana çalışma konumuz kayısı. Diğer şeylerimiz, diğer ürünlerimiz? Diğer ürünlerimiz dut, ağırlıklı olarak dut, vişne, elma, ceviz, üzüm gibi yöremizde yetişen enstitümüz arazisinde yetişen bütün meyveler üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Belki abi şimdi gıda bölümü. Gıda bölümünün bir boyutu da işin laboratuvar kısmı, analiz kısımları. Hangi laboratuvarlarımız var, hangi analizleri yapıyoruz? Şöyle kısaca bize anlatabilir misiniz? Gıda bölümü ne bağlı? Gıda araştırma laboratuvarımız bulunmakta. Enstrümantal analiz laboratuvarımız, ürün geliştirme laboratuvarımız, bisküvi yapım tesisi ve kükürtleme ve kurutma pilot tesisi
de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar pilot tesislerimiz, yani küçük çaplı diyeceğimiz, üretim yapabildiğimiz pilot tesislerimiz var. Şu an zaten burada üretimimiz var değil mi Belgin Hanım? İşte bisküvi dediğimiz şey mesela üretimi var şu an değil mi? Evet, yani pilot bazda az miktarda üretim yapıyoruz. Öyle geniş bir üretimimiz yok. Bu arada ben seyircilerimize de şunu söylemek istiyorum ki, bu tür ürünlerimize bizim enstitümüzün satış ofisinde artık da ulaşabilirsiniz. Bisküvi, kahve gibi biraz sonra bahsedeceğimiz ürünlere enstitümüzün satış ofisinde ulaşabilirsiniz. Belgin Hanım, bir başka şeyde enstitümüzün hani gıda bölümünü işleyişini etkileyen şeylerden bir tanesi de personel tabii. Yani hani personeliniz ne kadar iyiyse o kadar da iyi çalışmalar ortaya konabilir. Bir de biraz da bize bunlardan bahseder misiniz? Personelimizde, çalışma arkadaşlarınızdan. Evet, bölümümüzde 7 tane yüksek gıda mühendisimiz var ve şu an hepsi de doktorasını yapmakta, devam etmekte. 2 ziraat mühendisimiz var, 1 kimyager, 3 tekniker ve 1 daimi işçimizle çalışıyoruz. Evet. O zaman şuraya geçelim Belgin Hanım. Bir projeyi hedeflerken bir önceliğiniz vardır mutlaka. Bu çalışma konusu önceliği olarak neleri gözetlersiniz? Şimdi önceliklerimiz mevcut işleme teknolojilerini iyileştirmek. Öncelikle var olanı iyileştirmek veya yeni teknolojiler geliştirmek. Katma değeri yüksek ürün ve üretim teknolojilerini geliştirmek, pilot ölçekli üretim yapmak ve taze veya kuru meyvelerde muhafaza, depolama, raf ömrü belirleme ve ambalaj konusunda çalışmalar bizim önceliğimizi oluşturuyor. Şimdi o zaman şöyle kısaca bunları özetleyecek olursak, birincisi var olan bir şeyi bir kere iyileştirmeye çalışıyoruz. İkincisi yenilikler katmaya, bir çeşit inovasyon katmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da mevcut ürüne bir katma değer katmaya çalışıyoruz ki işte Kayseri'nin büyük bir kısmı da büyük paketlerde zaten yurt dışına çıkıyor. Ama biz bunu mümkün olduğunca katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Üçüncüsü pilot tesislerin herhalde biz birazcık da diğer özel müteşebbise örnek olmaya çalışıyoruz. Onlara bir çeşit akıl, bir çeşit fikir vermeye çalışıyoruz. Ve tabii ki meyvecilikteki iki tane şey var. Ya taze ya da kuru. İşte bu ikisinin muhafazasına yönelik çalışmak, yürütmek diye herhalde sizin bu çalışma konularınızı, önceliklerinizi 4 maddede özetleyebiliriz. Katma değerli ürün niçin önemli bize? Biraz bahsedebilir misiniz Belgin Hanım? Kayısı kurutarak değerlendirilen bir meyve. Bu anlamda pazarı geniş. Fakat ekonomik anlamda daha fazla kazanım için sadece kurutmakla değil, alternatif katma değeri yüksek ürünlere de dönüştürerek pazarı genişletmek ve canlandırmak gerekiyor. Bunun için de önemli, katma değeri yüksek yeni ürünleri geliştirmek önemli. Evet. Proje fikriniz var. Bu proje fikrinizde öncelikleriniz var. Bunlara yaptık. Ama bir yandan da projenin finanse edilmesi lazım. Deyim yerindeyse hani o projenin yürütülmesi için maddi kaynakları nereden sağlıyorsunuz Belgin Hanım? Başta bağlı olduğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün finansmanı var. TÜBİTAK, çeşitli kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri gibi kaynaklardan projelerimizi destekliyoruz. Evet. Bir başka şey şimdi benim aklıma geldi, hazır yeri gelmişken bahsedeyim. Bir başka şeyimiz de bizim Ege İhracatçılar Birliği'nde 3 yıldır da destek aldığımız projemiz var. TÜBİTAK, TAGEM, DAP,
Fırat Kalkınma Ajansı ve bunların yanına Ege İhracatçılar Birliği'ni rahatlıkla herhalde ekleyebiliriz. Her zaman yanımızdalar. Belgin Hanım, şimdi projeyi de tamamladığımızı varsayarak projenin uygulamaya aktarılması, deyim yerindeyse onun sonuçlarının etkinliğini ortaya koyuyor. İşte o süreci bize biraz anlatabilir misiniz? Projenin uygulama aktarılma süreci nasıl oluyor? Neler yapabiliyoruz bununla ilgili? Evet. Bu konuda da eğitim ve yayım çalışmaları yapıyoruz. Demonstrasyon çalışmalarımız var. Üreticiye yerinde tanıtım yapıyoruz. Yapılan projelerin çıktığı ve el broşürleri üreticilere ulaştırılıyor. Özellikle kadınlara yönelik uygulama ve eğitim programları yapıyoruz. Lise ve üniversite öğrencileri staj için burada bulunuyorlar. Onlara çalışmalarımız hakkında eğitim veriyoruz, bilgi veriyoruz. Örneğin önceki yıllarda kaliteli kayısı üretim projesi kapsamında mesela yaklaşık 30 köyde çiftçilere eğitim verilmişti. Bu güzel bir faaliyetti. 1940'lı yıllardan beri de bu arada kerevet sistemini ilk kullanan bu enstitü ve 1940'lardan beri kullanıyor. Ve kerevet sistemi ile yöre çiftçilerine tanıtımlar yapıldı zamanında. Yaygınlaştırıldı kerevette kurutma. Hala da devam ediyor. Örneğin Ege İhracatçılar Birliği'nin ile yapılan bir çalışmada aynı konuda 15 çiftçiye 2000 adet kerevit hibe edildi. Devam ediyor bu tür faaliyetler. Bu şekilde ulaşabiliyoruz bir şekilde çiftçilere. Proje sonuçlarının uygulamaya aktarılma mekanizması demin bahsettiğim gibi önemli. Burada da herhalde 3 tane ayağımız var aslında. Birisi üretici, ikincisi teknik elemanlarımız ve üçüncüsü de diğer paydaşlar diyebileceğimiz işte ihracatçıdır, aracıdır gibi grupları, üçüncü grubu alabiliriz. Tabii dördüncü olarak şeyi sayabiliriz aslında, stajyer öğrencilerimizi de sayabiliriz ama onlar hani yılın belli bir mevsiminde bizlerle birlikte oluyor. Şimdi üreticilere şunları yaptık o zaman. Eğitim, evet, ve demonstrasyon. Evet. Eğitim herhalde iki ayaklıdır. Birisi teorik, ikincisi pratik uygulama şeklinde. Diğer taraftan yine bunlara üreticilerimize demonstrasyon amaçlı ve aynı zamanda ya desteklerle kerevetleri dağıtmasını ve bu yola geçmesini bir şekilde sağlamaya çalıştık. Bu da bir başka yol. Diğer taraftan teknik elemanlara da burada kurslar veriyoruz. Doğru mu? Evet, onu geçtim sanıyorum. Evet, teknik elemanlar da zaman zaman burada eğitim çalışmaları yapılıyor, bilgilendiriliyor. En çok da herhalde biz burada teknik elemanlara kükürtleme konusunda bilgiler aktardık. Kükürtleme, kurutma. Evet. Çünkü kükürtleme büyük bir problemdi. O problemi de hem üreticinin hem de teknik elemanların eğitilmesiyle aşmaya çalışmıştık. O konuda da yine Ege İhracatçılar Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. Şimdi Belgin Hanım, o zaman şu kayısı konusuna birazcık daha girelim. Çünkü ilimizde en çok yetiştirilen ürün kayısı. Hem tazesi hem kurusu var dedik. Mesela bir taze kayısı konusunda şöyle bize biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle muhafaza konusunda neler yapabiliriz? Taze kayısı niye bizim için önemlidir? Gibi bize biraz bunları açabilir misiniz? Şimdi Malatya üreticisi kurutmayı tercih ediyor. Neden? Çeşitlerimizin içerdiği SCKM değerleri yüksek, şekeri yüksek diyelim yani. Ve hasat dönemi kurutmaya çok müsait iklim olarak.
Bu nedenle kurutmayı tercih ediyor ve bu şekilde sürdürüyor. Fakat bizim taze kayısılarımız çok kaliteli. Sofralık tüketim için de çok kaliteli. Soğuk zincirin henüz yerleşmemesi, bazı uygulamalarla kayısı kalitesinin korunması ile ilgili çalışmaların yetersiz kalması nedeniyle tabii ki taze sofralık kayısı üreticiliği biraz pazar olarak küçük. Ama muhafaza tekniklerini değiştirerek veya yeni teknikler uygulayarak soğuk zincirle birlikte bu sorunu aşabiliriz ki yeni yeni de sanıyorum bu konuda ilerlemeler var. Bölge üreticisinin genel anlayışı kurutma üzerine dediğiniz gibi daha çok ürününü bu şekilde değerlendiriyor. Bunun bir sebebi de ürününü istediği fiyata ya da kendi uygun gördüğü fiyata satabilme için. Zamanda, uygun zamanda, istediği zamanda satıyor. Evet. Bu defa taze kayısı daha çok 3-5 tane belki işletmenin yapabildiği bir işe dönüşüyor. Ve de dediğiniz gibi soğuk zincirde olayın önemli bir kısmı oluşturuyor. Soğuk zincir olmayınca zaten kayıplar artmaya başlıyor. Bu da üreticiyi şeye dönüştü, zorluyor daha doğrusu. Erken hasata zorluyor. Erken hasat nasıl bir probleme yol açıyor Bergin Hanım? Mesela hani satış, pazarlama açısından değerlendirmenizi rica ediyorum. Öncelikle erken hasatta kayısının gerçek şeyi yok. Yeşil, sarı karışımı. Tat ve aroma yeterli değil. Yani Malatya kayısısını tam yansıtmıyor. Böyle bir sorunu var. Yani özellikle de uzak yerlere gönderilmesinde bu tercih ediliyor. Ama o gerçek Malatya kayısısı değil. O zaman bazen insanlar ya ben bunu yedim ama Malatya kayısı değildi, tatsızdı demesinin temel sebeplerinden bir tanesi yola dayanının ya da ürünün dayanının artırılması için yüksek olduğu an erken hasat gerçekleştiriliyor. Bunu da başka illere gönderiliyor ama tüketici burada Malatya kayısının tadını alamıyor. Soğuk zincirde zaten bahsettiğiniz gibi problemli. O da olmayınca işler birbirine bir zincir şeklinde takip etmeye başlıyor. Belki de peki sizin bölüm olarak taze kayısıya yönelik, muhafazasına yönelik çalışmalarınız var mı? Sonuçlandı mı? Ya da ne tür sonuçlar elde ettiniz varsa tabii. Bu konuda da çalışmalarımız var. Hacı Haliloğlu ve Kabaaşı kayısı çeşitlerinde çalıştık çoğunlukla. Arkadaşımız buradan şu an tayin oldu. Bülent Öztürk, gıda mühendisimiz. Bu konuda ilk çalışmayı başlatmıştı. Ve küçük paketler halinde, bu önemli. Küçük paketler halinde kayısıyı 13 hafta kadar bir sürede kalitesini, ilerleyen haftalarda tabii kalitesi düşüyor ama nispeten koruyabildi. Yani burada şöyle diyebiliriz, kayısıyı soğuk ortamda, soğuk ortam derken 0'la 1 santigrat derecede ve yüksek nemde 13 hafta küçük paketler halinde muhafaza edebildi. Diğer bir çalışmamızı ben yaptım. Bu da hasat öncesi ve hasat sonrası kaliteyi artıran veya koruyan bir takım uygulamalar var. Onları çalıştım. Hasattan önce mesela salisilik asit uygulaması ağaçlara püskürtüldüğünde hasattan 15 gün önce. Daha sonra hasat edilen meyveler yine soğuk ortamda ve modifiye atmosferde kalitelerini korudular. Bir 6 hafta, 8 haftaya kadar da çalışmamızı sürdürdük. O son iki hafta tabii kayısı çok hassas bir meyve, kalitesini yavaş yavaş kaybetti. Bir diğer çalışmamızda
Hasat sonrası uygulama. Bunda da kayısılarımızı kalsiyum klorür çözeltisine bandırarak kurutup, yani kurutup derken o anki ıslaklığını kurutup modifiye atmosfer koşullarında, soğuk ortamda yine beklettik. Bu uygulamamızın da kaliteyi koruduğunu, meyve sertliğini, özellikle meyve sertliğini koruduğu için kalitede nispeten korunmuş oluyordu. Bu tür bir çalışmamız var. Bu konuda DUT'ta da çalışan arkadaşımız var. Sonuçlandı onun da projesi. Kayseri'yi bitirelim isterseniz. Ben yine şöyle yapalım. Şimdi Kayseri'deki çalışmalarımızı o zaman şöyle yapalım. Birincisi taze Kayseri'de modifiye atmosfer paketlerini kullanabiliyoruz. Ama küçük paketler olmasını tercih ediyoruz. Tabii ki şimdi ezilme, ne bileyim şimdi o kayısıların solunumlarına devam ettiği için istenmeyen karbondioksit oluşumu meyveyi kalitesini bozuyor. O yüzden küçük paketler ezilmeden, büzülmeden küçük paketler halinde yapıldığında çok daha kalite iyi oluyor. Yani paketimiz ne kadar büyük olursa salınan karbondioksit miydi? Evet, karbondioksit. O kadar etilen, yüksek olduğu için daha çabuk bozuluyor. Aynen. Küçük paketlerde bu miktar azaldığı için bozulmalar gecikiyor. Daha doğrusu şöyle diyelim, taze kayısının muhafaza süresi uzamış oluyor. Bir başka şey de bahsettiğiniz gibi hasat sonrası uygulamalar var. O tür uygulamalarından belki muhafaza süresini uzatabilirsiniz. Mesela bu kalsiyum klorür uygulamasında dediğim gibi meyve sertliğini koruyor. Uzak mesafelere gönderilmesinde bu tavsiye edildi zaten projemizin sonucunda. Uygulama iyi bir uygulama. Kalsiyum klorürün herhangi bir kalıcı görsel ya da meyve bünyesinde kalıcı bir şey var mı? Özelliği yok, var mı? Yok, zaten kalsiyum klorür bir tür tuz. Tansiyon hastalarının kullandığı bir tuz. Yani tükettiği bir şey. İnsan sağlığına zararı yok. Meyvede de herhangi bir kalıntı, şöyle şey olarak, görünüm olarak kalıntı bırakmıyor. İsterseniz demin dediğiniz noktaya dönebilirsiniz tekrardan. DUT'taki çalışmalardan da bize bu arada bahsedebilirsiniz. DUT'ta da çalışma yapıldı. Tabii ki orada süre çok daha kısıtlı. Yani DUT çok narin bir meyve. Uygulamaların etkisi oldu tabii ki. Ama benim kanımca DUT'u zamanında, hatta mümkün olsa dalından yense, o şekilde bir sonuçta şey oldu. Zaten DUT'taki herhalde tüketim alışkanlığı daha çok ya bir ürüne dönüştürme, örnek pekmez gibi bir şeye dönüştürme ya da kurutma gibi bir tüketim alışkanlığı herhalde bu şekilde. Çok böyle DUT'un uzun süre muhafaza edilip pazarda rastlanması zor oluyor. Belki de hani pazarda bulduklarımız da rakım farklılığından filandır. Yoksa DUT'un hasat sezonu da bir aylık gibi bir süredir yaklaşık herhalde. Ama tüketim alışkanlığı zaten buna izin veriyor aslında. Çünkü siz onu işte pekmeze dönüştürerek yıl içerisinde istediğiniz vakit tüketebiliyorsunuz. Buradan taze kayısından sonra istersen de kuru kayısı konusunu konuşalım. Kuru kayısı önemli, evet. Malatya kayısısı kurutma özelliği olan bir kayısı. Biz de çalışmalarımızın büyük bir kısmını kuru kayısı üzerine yapmaktayız. Kurutma üzerine, yeni kurutma teknikleri geliştirme ve bu konuda da işte çeşitli ajanslarla, TÜBİTAK'la ortak büyük projelerimiz yapıldı, sonuçlandırıldı. Problem var mı? Kurutmada tabii ki problem, bir kere kükürtlüde homojen
ve istenilen o 2000 ppm'lik bir sınır var. Onu tutturmak kükürtlemede sıkıntı. Ayrıca kurutma uzun süren bir işlem. Güneşte kurutma. Orada hijyenik olamıyor. Toz, toprak, çamurun içinde. Yağmur yağıyor. Bu şekilde etkileniyor. Bu gibi sorunları var. Evet sevgili seyircilerimiz, kuru kayısı konusuna reklamlardan sonra devam edeceğiz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğum Kayısı Araştırma Enstitüsü Gıda ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Sayın Belgin Çelik. Programımızın birinci bölümünde Gıda ve Teknoloji Bölümünün çalışma amaçlarından, çalışma önceliklerinden ve taze kayısıdan özellikle bahsettik. Kuru kayısı konusuna başlamıştık. Oradan devam ediyoruz. Belgin Hanım, kaldığımız yerden devam edelim. Kuru kayısı önemli ilimiz için. Buradaki sıkıntılar nelerdir Belgin Hanım? Sıkıntılar büyük diyelim öncelikle. Kuru kayısı da en başta hasat, kükürtleme, kurutma aşaması, çekirdek çıkarma aşamasında bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Çiftçilerimiz ve Malatyalılar diyelim. Bunun için de biz iki önemli büyük çalışma tamamladık. Birincisi yüksek kalitede kuru kayısı üretimi için kükürtleme, kurutma ve depolama sistemlerinin geliştirilmesi. TÜBİTAK, İnönü Üniversitesi özel bir firma, makine firması ile ortaklaşa böyle bir proje tamamlandı. Bu projeyle otomatik olarak çalışan bir kükürtleme ünitesi oluşturuldu ve güneş enerjisi destekli hibrit kurutma sistemi geliştirildi. Yani bu sistemle kükürtleme daha homojen gerçekleştiriliyor. Hızlı ve hijyenik bir şekilde de kurutma yapılabiliyor. Şu da diyebilir miyim Belgin Hanım buradan şu an? Birincisi kayısıda kükürtleme problemimiz vardı. İkincisi kurutmada bir problemimiz var ve üçüncüsü de depolama. İşte kükürtlemede problemimiz ne Belgin Hanım? Bu projeyi çözmek istediğimiz problem ne? Homojen kükürtleme ve 2000 ppm sınırını aşmaması. Bu sistemle bunları bertaraf etmiş oluyoruz. İstediğimiz ppm'de ve homojen olarak yani kayısının her tarafında aynı homojen kükürtleme yapılabiliyor. Kükürtleme odasının her tarafındaki kayısılar eşit oranda kükürt alıyor burada. Ve önemlisi de kükürtleme süresini de kısaltıyoruz. Kükürtleme evet süresi de kısıtlı. Bir de dışarıdan kükürtleme yapılan tek sistem. Yani daha farklı bir sistem yok henüz dünyada. Dışarıdan kükürtleme derken neyi kastediyoruz Bergen? Dışarıda yakılarak gönderiliyor içeriye ve o hava sirkülasyonuna katılıyor. Toz kükürt dışarıda yakıldı. Evet. Gaz haline dönüşürken kükürtleme kabinin içerisine verildi. Daha sonra da oda içerisinde sirkülasyonla birlikte kükürt alımı orada homojen bir şekilde gerçekleştirdi ki herhalde bir 4-5 saatte bu işlem tamamlanabiliyor. 2000 ppm standardı için tabii bunu söylüyoruz. İkincisi kurutma işlemi. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduk Belgin Hanım? Niye böyle bir kükürtleme kabinine ihtiyacımız vardı? Şimdi daha hijyenik kurutma sağlayabilmek için. Kurutma uzun süren bir işlem. Güneşte kurutma. Oysa bu sistemde çok daha kısa sürede, daha hijyenik ortamda kurutma sağlanabiliyor. Herhalde bu mevsimlerde yaşanan değişimler, işte şu son günlerde mesela üst üste yağmurların yağması, kurutma için ki dediğiniz gibi de oldukça 8-10 gün gibi süren bir kurutma süresinden bahsediyoruz. Oldukça riskli. Herhalde bu aflatoksin için de... O depolama aşamasında. Gerçi aflatoksin toprak kaynaklı.
Yani hasat sırasında şeyler, kayısılar toprağa değdiğinde bile oluşabiliyor. Tabii ortamın nemi, sıcaklığı da bunun oluşumunu hızlandırıyor. O yüzden... Burada da kurutma süresini yine hızlandırdık. Kurutma süresini hızlandırdık. Daha hijyenik ortam oldu. Bulaşma riski azaldı. Üçüncüsü, homojen kurutmayı gerçekleştirdik yine bu sistemle. Ve en önemlisi de yenilenebilir bir enerji kaynağından burayı besledik. Bahsettiğiniz gibi işte güneş enerjisi desteğiyle sıcak sudan faydalanarak kurutma işlemini gün içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama oldukça pahalı sistemler tabii bunlar. Bunu da söyleyelim bu arada. Bunu yaygınlaştırmak için de Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Baskil, Darende ve Doğanşehir'de de bu pilot tesis oralarda da kuruldu. Sonra benim bildiğim Yazıhan'da bu sistem. Yazıhan. Doğanşehir şu an kurulum aşamasında. Bu sistemlerin yaygınlaştırılması için bakanlığımızın verdiği destekle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belki de bununla ilgili bir başka çalışma da herhalde yine kuru kayısı kalitesinin artırılmasına yönelik bir başka çalışmamız da herhalde Ege İhracatçılar Birliği ile. Evet. Burada da kurutma tüneli kullanıldı. Boylama makinesiyle boylanarak kayısılar kerevetlere dizilerek böyle tünel kurutucuda kurutuldu. Ve bu amaçla da birçok çiftçimize 2000'e yakın kerevetler hibe edildi. Ve tanıtıldı. Bu kurutma şekli aslında bizim geleneksel kurutma şeklimizi birebir aynı, fakat buranın artısı kayısıların boylanması, ona göre ayrılması, kerevetlere dizilerek temiz, yine hijyenik bir kurutma şekli ve tünel kurutucuda da dediğim gibi diğer geleneksel kurutmaya göre nispeten daha kısa sürede kurutulan bir model. Ege İhracatçılar Birliği'nin desteklediği projeyle belki normalde 3 şeyi amaçlıyoruz. Toparlayacak olursak. Birincisi kerevet kullanımını yaygınlaştırma. İkincisi tüneli yaygınlaştırma, tünel kurutmayı yaygınlaştırma, ki buradaki amaç da bahsettiğiniz gibi özellikle hijyen açısından önemli. Ve tabii kurutma süresini de bir bakıma kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Ama daha da önemlisi herhalde hijyen diye düşünebiliriz. Ve bu biraz da ucuz olması için tercih edilebilir bir sistem. Çünkü demin bahsettiğimiz o kurutma kabinleri, güneş enerjisi destekli falan, bunlar oldukça pahalı sistemler. Her üreticinin ulaşabileceği şeyler olmayabilir. O yüzden... Ve çiftçiye yabancı değil. O yöntem yabancı değil. Sadece... eski geleneksel yöntemi bir nevi modernize edilmiş, evet. Hali. Evet. Yabancı ucuz, değil yani. Hem de dediğiniz gibi hijyen açısından da oldukça iyi bir sistem. Bir başka şey de boylama işlemini bu işlemlerden önce yapma. Hasat sonrasında kayısı boylama makinesini de üreticilerimize kullanımına vererek onların kayısı boylamasını alıştırmak. Çünkü şöyle düşünelim. Boylamadan sonra kükürtme yapıyorsunuz, boylama kayısı büyüklüğü etkili, kurutma da etkili. Dolayısıyla boylamayı da çiftçilerimize, çiftçilerimiz arasında yaygınlaştırma oldukça önemli gözüküyor. Şimdi ben iki tane projeden bahsettik. Birisi TÜBİTAK destekliydi. Kükürtme ve kurutma sistemlerini geliştirdik. Bunları üreticilerimize de yaygınlaştırma için devam ediyoruz. Ege İhracatçılar Birliği'nin desteğiyle yaptığımız projeden bahsettik. Şimdi bu da devam ediyor. Evet, bu sene de devam edeceğiz, evet, o projemize. Evet. Şimdi bir başka şey, programımızın başında aslında biraz değinmiştik. Katma değerli ürünler. Enstitümüzün bu konuda da, daha doğrusu şubemizin de bu konuda yoğun çalışmaları var. Belki de bir kurumun somut çıktıları arasında bu tür şeyleri rahatlıkla sayabiliriz.
Bu anlamda da önemli bir rol oynuyorsunuz. Bize bu geliştirdiğiniz ürünlerden bize bahsedebilir misiniz? Bize birazcık bu konularda bilgi verin. Bu alanda yaptığımız çalışmaların ilki kayısı çekirdeğinden kahve benzeri ürün üretimi idi ve bunu optimize projesi çalışması. Burada elde ettiğimiz ürün bir içecek, kahve benzeri bir içecek. Oldukça beğenildi, patenti alındı, yaygınlaştırılması için ve tanıtımı için çalışmalar yapıldı. Şu anda da onun toz halini veya işte instant halini çalışıyor arkadaşlarımız. Kısa bir zamanda da direkt Türk kahvesi gibi pişirilecek veya Nescafe gibi sıcak suya katılarak içilebilecek bir forma getirilecek. Şu anki kayısı çekirdeği kahvesi, bu arada kahve benzeri diyorsunuz. Herhalde kahve çekirdeğinden dolayı kahve deniyor bu. Kayısı çekirdeği olduğu için kahve diyemiyoruz herhalde, benzeri diyoruz değil mi? Öyle, öyle. Kahve aslında kafi isimli bir ağacın meyvesinin çekirdeği. O yüzden kahve olarak adlandırılmış. Bizim de kayısı çekirdeği kahve benzeri o şekilde evet. Adlandırılmış. Şu anki hali merengiç kahvesi gibi bir şey herhalde değil mi? Birazcık daha öyle. Kıvamlı. Yağlı bir şey olduğu için kayısı çekirdeği merengiç kahvesine benzer. Evet. Biz bunu toz ya da instant haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Böylece tüketiciler çok daha rahat bir şekilde bunu içebilir diye düşünüyorum. Bu arada tabii seyircilerimize de bunu söylemiş olalım. Şu an kayısı çekirdeği kahvesi diye belediyeler, üniversiteler, özel işletmeler herhangi bir patent falan olmadan bizim üretim aşamalarımızı kullanarak üretiyor, satıyor, ikram ediyor. Bu bakım aslında hedeflediğimiz sonuca ulaşmış oluyoruz aslında. Çünkü bizim temel hedefimiz buradan bir ürün üretmek ve bunu tüketiciye ulaştırmak. Ulaştı da. Ulaşmış gözüküyor. Evet. Ulaştı ama fikri mülkiyeti diyelim enstitümüze ait. Bunun dışında önemli bir çalışmada çölyak hastalarına yönelik glutensiz bisküvi üretimi. Bu da bayağı ilgi çeken bir çalışma oldu. Özel grup deniliyor bu veya özel beslenme grubu diye adlandırılan bir kesime ürün çeşitliliği sağlandı. Bu da daha ilerisi için yine bir proje hazırlandı. Ununu, un derken çölyak hastaları un yiyemiyor, buğday unu yiyemiyor. Onun yerine kara buğday, nohut ve mısır kendi Akçadağ'daki kampüsümüzde yetiştirilip elde edilen unla birlikte yine bisküvi benzeri gıdalar çeşitlendirilecek. Böyle bir amaç doğrultusunda yeni bir proje hazırlandı. Gerçekten özel bir amaç ve özel bir grup. Aslında insan başına gelmeyince bu tür ürünlerin ne kadar önemli olduğunu fark etmiyor. Bir çölyak hastasının kendisine ürün ararken yaşadığı zorluğu düşününce bu tür bir çalışmanın ne kadar önemli olduğunu herhalde daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Bu tarz ürünler sadece çölyak hastaları için de değil. Yani her kesimden sağlıklı insanlar bile tüketebilir. Sağlıklı bir ürün. Bir de bu ürünler oldukça pahalı. Daha bizim amacımız daha ekonomik, daha kolay ulaşabilecekleri ürünler yapmak. Bunu ağırlıklı olarak
ana maddesi neydi Belgin Hanım? Hani bahsettiğiniz kara buğday, mısır. Kara buğday, mısır, nohut. Genelde bakliyatlardan un elde ediliyor. Onlar kullanılıyor çölyak hastaları için. Kayısı çekirdeği bunun bir yerinde var mı acaba? Kayısı çekirdeği tabii yapılan bisküvide. Kayısı çekirdeği, dut kurusu kullanarak ve yumurta akıyla diyelim birleştirerek bu tarz bir bisküvi yapıldı. Bu da şu an satışta. Satışta. Evet. Ben de alıyorum yani çok güzel. Satış ofisimizde isteyen kişiler alabilir. Evet. O zaman kayısı kahvemiz var. Bisküvimiz var. Bisküvimiz var. Yine benim yürüttüğüm bir reçel marmelat projemiz var. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Malatya'da kurutmalık ve sofralık çeşitlerimiz var. Bunları biliyoruz. Bu yaptığımız projede reçel ve marmelata uygun özellik taşıyan çeşitlerimizi belirleyecektik. Ve belirledik ilk aşamasında. Reçel için Çataloğlu çeşidi, marmelat için de Hacı Haliloğlu çeşidi duyusal anlamda beğeni kazandı, yüksek beğeni kazandı. Ve biz çalışmamızı bunun üstünden devam ettirmeye başladık. İkinci aşamasında bu çeşitlerimizle gün kurusu ve kükürtlü kuru kayısılardan reçellerimizi ve marmelatlarımızı yaptık. Ve bunların bir sene süresince kalite parametrelerini takip ediyoruz. Bu projemiz daha sonuçlanmadı. Bunun yanında reçel ve marmelata farklı bir bakış açısıyla acılı kayısı reçeli gibi çekirdek kayısı suyuyla yaptığımız kayısı çekirdeği reçeli, kayısı çekirdeği marmelatı da denemelerini yaptık. Bunların da kalite parametrelerini takip ediyoruz. Bir de yine enstitümüzde yetiştirdiğimiz Aronya proje şeyi, banazı üzüm pekmezi, kuru kayısı ve tatlandırmak için de pekmez demiştim sanıyorum. Bir de elma karışımı, mix marmelat yaptık. Bu da oldukça beğeni aldı. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Farklı reçel teknikleri geliştiriyoruz, çalışıyoruz. Bu şekilde bir projemiz de devam ediyor. Evet, şimdi bütün ürünlerimiz herhalde burada, değil mi Belgin Hanım? İsterseniz şöyle bir hızlıca sayabilirsiniz, seyircilerimize de gösterebilirsiniz. Şimdi marmelatta Hacı Haliloğlu beğeni almıştı. Onun kükürtlü haliyle yaptığımız, kükürtlü kuru kayısıdan yaptığımız formu. Bu kükürtsüz kayısı ile yaptığımız marmelatımız. Çataloğlu reçelde de Çataloğlu öne çıkmıştı. Kükürtlü ve kükürtsüz şekilleri bu şekilde. Bir de bunların tabii taze meyveden yaptığımız formları var. Evet. Onun dışında acılı kayısı reçeli yaptık. Bunu Vali Bey çok beğenmişti. Evet, önceki valimiz. Yiyenler oldukça çok beğendi. Farklı bir tat. Acı ve tatlının bir araya geldiği bir tat. Kayısı çekirdeği sadece çerezlik olarak kullanılıyor. Onun da daha fazla pazar oluşturabilmek için bir de kayısı suyu ve çekirdeğiyle reçelimiz var. O da beğenildi. Değişik. Aynı şekilde marmelatını da yaptık. Ve daha sağlıklı şeker ilavesiz dediğimiz mix marmelatımız da mevcut. Daha bu devam edecek. Çünkü
fikirler, yeni fikirler oluşuyor. Yeni denemeler yapıyoruz. Evet, ben burada dut tozunu görüyorum. Çağla turşusu herhalde bu. Çağla turşusu, evet. Hem seyreltme amaçlı hem de farklı bir ürün oluşturmak için arkadaşı Mustafa Kaplan arkadaşımızın yaptığı ve sonuçlandırdığı bir projeydi. Bir de kayısı çekirdeği sütü var bu arada. Evet. Onlardan da bahsedeceğiz herhalde ona birazdan. Ona bahsedeceğiz, evet. Hatta şimdi bahsedebiliriz. Burada da vegan içecekler son yıllarda ekonomik anlamda pazarı çok genişliyor. Badem sütü özellikle çok fazla bir piyasası var. Kayısı çekirdeği de bademe benzediği için biz de bu konuda çalışmak istedik ve arkadaşımız kayısı çekirdeği sütü konusunu projelendirdi ve devam etmekte. Onu da optimize ediyor şu an. Sonuçlandırması için çalışmalarını sürdürüyor. Hatırladığım kadarıyla bir de şey vardı, böyle sürülebilir ezme türü bir şey vardı. O evet. Neyle yapılmıştı Belgin Hanım? O da kuru kayısı püresi diyelim. Yani blenderlanmış kuru kayısı püresi. Kükürtlü veya kükürtsüz. Kayısı çekirdeği tozu ve kayısı pekmezini belirli oranlarda, değişik kombinasyonlarda karıştırarak yapılan bir kahvaltılık diyelim. Sürülebilir, ekmeğe sürülebilir bir çeşitti. Bu da projeyi arkadaşımız tamamladı. Özellikle de çocukların sevebileceği bir tat. Sağlıklı, fonksiyonel bir yiyecek diyelim onun içinde. Herhalde şimdi üreticinin yaklaştığı bir şey de sağlıklı ürüne ulaşma. Yoksa hani bir sürü ürün marketlerde, pazarlarda rahatlıkla bulabiliyor. Ama hani sağlıklı ürün derken işte üzerinde %100 doğal dediği zaman insanlar daha bir güvenerek alıyor. Bu anlamda böyle bir açık var gibi gözüküyor ki Kayısı'da da böyle bir çalışma yok bildiğim kadarıyla. Tüketiciler için iyi bir seçim olabilir. Kurutma dışında bu şekilde değerlendirmek çok daha faydalı, güzel bir şey. Şimdi belki bu 2 yıldırlık kayısımız daha iyi fiyatlara pazarlanıyor, üreticimiz kazanıyor, ilacatçımız kazanıyor ama işte üretimin bol olduğu dönemlerde yaşanan sıkıntıları da çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Bahçeleri sökmeye çalışan üreticilerimiz vardı. Para etmediği için, kazanamadığı için, hatta işçi masrafını karşılamadığı için tepki veren üreticilerimiz vardı. Dolayısıyla mutlaka bizim katma değerli ürünlere doğru yönelmemiz gerekiyor ki o pazarı her zaman, her yıl dengeli bir şekilde devam ettirelim. Yoksa bir sene ürünün fiyatı ucuz olur, işte bir sene pahalı olur, dalgalı bir şekilde devam eder. Ama biz burada katma değer yaratacak ürünleri yapabilirsek sanıyorum bu fiyat stabilitesini, fiyat dengesini her daim devam ettirebiliriz. Benim hatırladığım Belgin Hanım bir de sirke vardı yanlış hatırlamıyorsam. O da geri dönüşüm için önemli bir çalışma. Çünkü ıskarta dediğimiz kayısılardan sirke elde etmesi yapılıyor. Bu şekilde o grupta değerlendirilmiş oluyor. O açıdan da önemli bir projeydi. Sonuçlandırıldı. Şimdi bu yıl ıskarta kayısı dersek üreticilerimiz tepki verecektir. Ya ona para ediyor falan gibi ama demin söylediğim gibi mutlaka fiyatın düşük olduğu dönemler, yıllar olur. Bu anlamda ekstra ürünlere bakmamız gerekiyor. Sirke de bu anlamda yapılabilir bir ürün gibi duruyor. Belki de dün bahsettiniz aslında banazı karası üzüm çeşidinde yaptığınız bir çalışma vardı, bölümünce yapılan bir çalışma var. Olayı bir zikredebilir misiniz? Projemizin ismi neydi, amacımız ne o projede? Banazı karası üzüm çeşidinin çeşitli özellikleri üzerine farklı kurutma yöntemlerinin etkisi çalışıldı.
Bunlar, bu üzümler bir potas dediğimiz bir çözeltiye daldırılarak, bir de direkt daldırmadan kurutma işlemi uygulandı. Güneşte bezlere serildi. Bir de gölgede ve güneş kolektöründe kurutma denemeleri yapıldı. Daha hijyenik, daha kaliteli ürün elde etmek açısından, üzüm konusunda da bizim bölümün yaptığı ilk çalışma diyebiliriz. Banazı, tabii banazı bizim yerli bir çeşidimiz, yerli bir üzüm çeşidimiz. Bu anlamda da herhalde piyasada, Malatya piyasasında tüketicilerin en çok tercih ettiği kurutmalık çeşit gözüküyor. Ama aynı Kayseri'deki sıkıntılar, kurutmada yaşanan sıkıntılar burada da var. Banazı karasının kurutmasında da var. Evet. Mesela? Onda da maya küf oluşumu çok fazla. Okrotoksin dediğimiz aflatoksin benzeri bir şeyin oluşması riski fazla. Ben yanlış hatırlamıyorsam kurutma süresi de bayağı sürüyor. Yani öyle kayısıdan daha uzun bile hatırlıyorum. Kurutma kabininde kuruturken de bayağı bir zorlanıyor. Bayağı bir süre geçiyordu. Daha doğrusu zorlanıyor demeyelim de. Bayağı bir süre alıyordu. Bir de şöyle düşünelim. Hani ne zaman hasat ediyoruz biz bu banazı karasını? İşte Ekim ayı gibi, Eylül gibi belki. Ekim gibi. Dolayısıyla sonbaharın artık girdiği dönemler, sıcaklıkların düştüğü dönemler, belki yağmur ihtimalinin birazcık daha arttığı dönemler. Bu anlamda mutlaka o maya küf olayının gelişmesine uygun bir ortam. Hem kurutma süresi uzun hem böyle riskler var. Bu anlamda önemli bir çalışma. Belgin Hanım, hani biz hep şey söyleriz. Sanayi tipi, sanayi tipi, sanayi tipi. Hani bizim kayıslarımız sanayi tipi değil ama programımızın başında konuştuğumuz DUT aslında biraz sanayi tipi bir ürün. Bu anlamda da işte bölümünüzce bu DUT tozu çalışmaları var. Yanlış bilmiyorsam hem beyaz DUT'ta var hem hurum tozunda yaptığınız çalışmalar var ki DUT'ta da DUT tozu elde etme zor bir işlem bildiğim kadarıyla. Çünkü o da kayısındaki gibi şeker oranı yüksek. Bu DUT tozu elde etsene neredeyiz projemizde? Amacımız ne? DUT tozu elde ettik ne olacak? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? DUT tip ve hasat yöntemlerinin farklı yöntemlerin uygulandığı projemizde sonuçlandı. Pekmez, kurutma ve DUT suyu tozu eldesi için uygun çeşitler belirlendi. DUT pekmezi ve DUT kurusu olarak işte kullanılan çeşitlerin kriterleri belirlendi. Ancak DUT suyu tozu önemli. Çünkü DUT pekmezi bütün çeşitlerden yapılabilir. Kurusu aynı şekilde. Ama DUT suyu tozu özellikle katkı maddesi olarak gıdalarda katkı maddesi, renklendirici, aroma verici, fonksiyonel özellik kazandırıcı olması nedeniyle önemli ama elde edilmesi masraflı. Biz bunu pilot bazlı püskürtmeli kurutucuda elde ediyoruz ama çok sınırlı şekilde. Ama onu sanayi anlamında üretmek için büyük bir yatırım gerekiyor. Ama DUT pratik bir katkı maddesi diyebiliriz buna. Ekmeğimize katarız, kekimize katarız. Bu şekilde kullanım alanları geniş. Evet, yani bu hale getirdikten sonra, DUT suyu tozu haline getirdikten sonra bahsettiğiniz gibi herhangi bir gıdaya katmanız çok daha kolay oluyor. İçilebilir de, içilebilir de, sıcak suyla karıştırılır. İçilebilir. İşletilebilir. Herhalde bu bebek mamalarına falan bazen eklenebilir katkı maddesi olarak. Sanayi tipi anlamında bu birazcık daha uygun. Daha sonra şeyi bir konuşalım Belgin Hanım sizle. Biz bunları üretiyoruz ama bunun hani özel sektöre devri için
Sıkıntılarımız ne aşamadayız, onları da konuşacağız. Ben şeyi merak ediyorum bu arada. Hani sanki Lut'ta çalışmışsınız, Kayısı'da çalışmışsınız, belli ürünler elde etmişsiniz, problemler bitmiş gibi gözüküyor ama aslında sizin hala mutlaka planladığınız çalışmalar da mevcuttur. Onlarla ilgili düşünceleriniz var mı? Şu an mesela şu konuda çalışalım dediğiniz projeler var mı? Şimdi tabii sürekli TÜBİTAK, TAGEM ortak çalışmaları var. 1005-1003 gibi TÜBİTAK'ın çağrı bölümleri var. Oralara proje yapılması isteniyor. Biz de bu tarz yerlerde işte çalışmalar planlıyoruz. Bu planlardan birisi, hedeflerimizden birisi farklı meyve sularıyla zenginleştirilmiş su kefiri eldesi. Su kefir biliyorsunuz çok sağlıklı, fonksiyonel bir gıda ve probiyotik, çok önemli bir probiyotik. Bunu kayısı suyuyla veya işte bizim diğer meyve sularıyla zenginleştirerek böyle bir içecek eldesi çalışmak istiyoruz. Bir diğer çalışma isteğimiz de yenilikçi katkı maddeleriyle fonksiyonel gıda ve nutrasotiklerin geliştirilmesi şeklinde bir projede hazırlayıp uygulama ve sonuçlandırma çalışmalarımız var. Ben de söylerken zorlanıyorum. Nutrasotik nedir? Nutrasotik tablet, işte kapsül, yani pratik tüketime uygun sıvısı, saf sıvısı, belki aroması, bu şekilde küçük kullanılabilir şeyler. Evet Belgin Hanım, demin söyledim aslında. Son sorum olarak size şeyi soracağım. Bu kadar çeşit elimizde var, ürün, yeni ürün diyebileceğimiz şey. Bunun özel sektöre devri herhalde bizim hedefimiz bu. Yoksa enstitü olarak bunu üretip pazarlama gibi bir amacımız yoktur. Ama biz yeni ürünleri geliştirip bunu özel teşebbüse, özel müteşebbüse bunu devretmeyi aslında hedefliyoruz. Nedir bu durum? Buradaki durumumuz nedir Belgin Hanım? Özel sektörle aramız iyi değil diyelim. öyle demeyelim, tamam. Ama özel sektörlerden bize birlikte çalışma talepleri gelmemekte. Biz teklif götürdüğümüzde çok sıcak bakılmamakta gibi sorunlarımız var. Oysa bu ürettiklerimiz bütün ürünlerin özel sektöre aktarılması gerekiyor. O zaman biz burada özel sektörü beklediğimizi söyleyelim. İnşallah gelsinler. Bunlardan birini, birkaçını onlara devretmenin yoluna bir önce bakalım inşallah. Belgin Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olun, zaman ayırdınız bizlere. Değerli izleyicilerimiz, Tarım Günlüğü programımızın bu haftaki daha sonuna geldik. Bu hafta üstümüzdeki gıda bölümünün yaptığı çalışmalardan bahsettik. Ve özellikle de üstümüzce geliştirilen yeni ürünlerden sizlere bahsetmeye çalıştık. Sizlere yine bu hasat döneminde bol kazançlı, bol verimli bir hasat sezonu diliyorum. İnşallah bir sonraki programımızda yine sizin izleyebileceğiniz, ilginizi çekeceği bir başka konuyla karşınızda olmayı umuyorum. Hepinize saygılar, hürmetler. Hoşça kalın.